Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle Olymtrade'den video bekleyen arkadaşlara selam olsun. Onların evet mesajlarını gördüm. Özellikle Akın Bey bu size gelsin. Burada 5 dakikalık yatırım deneyeceğim Olymtrade'de ve iki farklı yöntemle bunu yapmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim arkadaşlar. Buradan 5 dakikalık yatırımla açınca mum çubuğunu seçerim. Birinci anlayışa göre göstergelerden SMA'da bu 60 olarak belirleyelim. Çizgi rengi kalabilir, ince kalabilir ve başvurumuzu yapalım. İkinci olarak ise yine aynı dönemini 4 yapalım ve bunu kırmızıyla ve kalın olarak gösterelim. Bir dakikada beklesin. Şu an şu birleşim noktasına arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Biraz tabi zaman bazı gerektirebiliyor. Şu yeşil çizgi, kırmızı çizginin neresine kestiğine bakacağız. Aşağı doğru keserse aşağı doğru yatırım yapacağız. Yukarı doğru keserse yukarı doğru yatırım yapacağız. Tabi bunun için biraz beklememiz icap edebiliyor. Biraz olayı takip etmemiz icap edebiliyor. Bu şekilde dururken bir de diğer bir yöntemi yapacağımıza göre RSI'yı burada tercih etmemiz gerekecek. Bu şekilde. Değil ama bunu düzenleyelim. Şuradan 5 yapalım. 5 yapalım. İşte şimdi oldu. Bunun da arkadaşlar bir dakikada yukarıdan aşağıdan yukarı çıkışlarda şurada girecektik. Yukarı doğru. Yukarıdan aşağı kesişlerde de şuradan çıktığında yukarıdan aşağı doğru yatırım yapacaktık. Şu an sanki birleşmek üzereler şunlar. Biraz daha beklemeye uygun buluyorum ama şu an RSI'ye göre bir yatırım yapma imkanı henüz için gözükmüyor. Başka çiftlere bakalım uygun bir şeyler var mı diye. Örneğin buna bakalım. Henüz çok çok uzağındalar. Olayın böyle dolar çok yakınlar. Süre takip edilebilir. Bunları takip edeceğiz. Yukarıdan aşağı inişleri veya aşağıdan yukarı çıkışları göz önüne almamız lazım. Buradan ise henüz bir birleşme yok. Şuradaki birleşme gibi yani düşünün. Şurada olsaydı yukarı doğru 5 dakikalık yatırım yapabilirdik. Öyle. Başka arayalım bakalım. Çiftlerden örneğin bu olabilir mi? Şu olabilir bakın. Yukarı doğru. Şu an bu içeri girdi. Bunu bir deneyelim. 100 dolar. 5 dakikalık açalım. Tekrardan aşağı gerçi burnunu soktu. Az önce içeri girmişti. İşte yine giriyor belki. Ama diğer taraftan burada yapabilecek bir şey pek yok. Az önce burnunu sokmuştu. Yaptık. Şurada olduğu gibi. Çok net bir şey gelişmedi. Buradan nelere bakabiliriz? Şuraya bir bakalım. Buradan da pek bir netlik gözükmemekte. Olayın çok çok uzağında. Bakın kesecek galiba. Kesti.
Yani şimdi aşağı doğru bir arkadaşlar bir 100 dolar koyalım buradan. Kırmızı, mavi şu an kesti. İki farklı yönteme göre yaptık. Bakalım sonuç ne olacak acaba? Kesişim noktası önemli. Keşke şunu ince yapıp bunu kalın yapaydık. Çünkü karıştırılabiliyor. Küçük olanı ince yapabilirsiniz. Şu an bak şurada kestiği gibi giriyoruz artık. Ne zaman kesse şuydu o. Öteki biraz tereddütlü girdik. Tam netlik yoktu. Ama ona da bakacağız. Böyle bir iki tane yöntem. Birisi 2 dakika sonra, birisi 4 dakika sonra sonuçlanacak. Acaba sonuç ne olacak? Şunların renklerini değiştirsem daha mı acaba hoş gözükecek? Renklerin değil de kalınlığını. Yani şunu kalın yapsak, değil mi? Bunu kalın yapsak daha mantıklı olacak. Ve bunu ince yapsak daha mantıklı olabilir. Bakın kestiği gibi kırmızı, küçük olan yani dörtlü olan mavi kestiği gibi girdik. 5 dakikalık yatırıma girmiş olduk. Onun trade şeyini merak ediyorlardı. Evet. Niye çekmiyorsun diye. Yorumlardan okuyorum. Onun için bugün bir değişiklik olsun istedim. Siz de kendi yöntemleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Başarılı olduğunuz veya denemeleriniz varsa. Şu an ikisi de yeşil olarak gidiyor. Biri 1 dakika 11 saniye, biri 2 dakika 35 saniye var. İki farklı yönteme göre yaptık. Bunu burada yakaladık. Net bir şekilde nasıl yapacağımızı. 1 dakikada dursun. 5 dakikalık yatırım yapın arkadaşlar. Yeni biraz netameli girdi ama onu da görmüştük içeri girişini. Onu da o şekilde yakalamaya çalıştık. Bakalım %50, %0 veya %100 şansımız yani başarı ne olacak bilemiyoruz. Yukarıdaki olayı nasıl yaptığımızı görmek istiyorsanız lütfen bir daha tekrar dönün bakın. Değerli arkadaşlar, buranın demo olayını da vereceğim. Demodan girip işlem yapabilirsiniz. Tamamen Türkçe. Eğitim kısımları var, analiz kısımları var. Gayet başarılı buluyorum. Bu firmayı da gerçekten. Bir dolu stratejiler var. Oralardan da bakıp oradan baktıklarınızı daha uygulasanız gayet başarılı neticeleri veriyor. Şimdi ilk açtığımız RSI'ye göre açtığımız olay geldi. Gördünüz. Yöntem başarılı oldu. Mesela şurada girerdim ben olsam bir yukarı. RSI'ye göre bakın. Buradan yukarı bir almak lazım 5 dakika. Alttaki yani üstteki de 1 dakika gibi bir zaman kaldı. O da başarılı olursa ikisinin de yöntem olarak başarılı geldiğini söyleyebiliriz. Japon mum çubuklarımda dursun değerli arkadaşlar. D2'nin işi var. D2'nin indikatörü görünüşü. Onu da daha sonra açar gösteririz. Ama şu an tekrardan bir sıkıntı oldu. Biz bunu düşüğe mi girdik? Tabii düşüğe girdik. Buradan kestiği gibi yaptık ama şu an için bu da kayıp gözüküyor. Ama bu bir tane denemedir. Bunu daha sonra defalarca denenebilir. Saniye. Çok da az bir mesafe var ama tekrar gitti, geldi gitti.
5. Son bir anda sanırım kaybetmiş oldu. Her zaman kazanacağız diye bir kaide yok. Evet arkadaşlar, iki yöntemi anlatmaya çalıştım. Sizler denemelerinizi yapın. Bu da böyle bir video oldu. Biri başarılı, biri başarısız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.